dediğim gibi ikinci safhası da bu veriler meselesiydi. Bu verilerde çünkü kişisel verilerinizi kullanmak suretiyle çok büyük dolandırıcı işlemlerine de muhatap olabiliyorsunuz. Eğer sizin TC kimlik numaranızı elde ettiysem ben ve bilgisayar altyapısından da biraz anlayan bir insansam, bunun yanında da bir de adres bilginiz vesairenize de ulaşıyorsam buradan hareketle birçok şey yapabilirim. Şöyle bir örnek anlatayım. Şimdi sadakat kartları var. İşte gidiyorsunuz X markete, diyor ki işte Money Club kartınız var mı? Yanınızda taşımıyorsunuz zaten. Çünkü yani hani bu iş teknolojinin de devreye girmesiyle beraber cep numaranızı söylediğiniz zaman şey oluyor. Şimdi siz orada gönül rahatlığıyla cep numaranızı söylüyorsunuz. Ben de ruh hastası bir adam olarak sırada bekliyorum ve sizin cep numaranızı aklımda tuttum. WhatsApp'a evet, numaranızı girdim. Söylerken korkuyorum. WhatsApp'ta bir profil fotoğrafınız var sizin. WhatsApp'taki profil fotoğrafınızı telefonuma indiriyorum. Telefonuma indirdikten sonra Google veya başka arama motorlarının görselden arama şeyi var. Görselden arama yapıyorum. Facebook'unuzu buluyorum. Facebook'unuzda bir güvenlik şey çok fazla yoksa, şifreleme vesaire anlamında. Aynen, hacker bir arkadaşımla beraber sizin Facebook hesabınızı patlatıyorum. Oradan aile bilgilerinize ulaşıyorum falan filan derken böyle şey yapabiliyorum. Bunu maalesef şöyle söyleyeyim. Hani bir arkadaşımla beraber denedik. Yani şeyi denemedik yani. Numarayı markette numarayı aldık, WhatsApp'a yazdık, arkadaşın profilini gördük yani. Fotoğrafı gördük. Profili şeyde arattık fotoğrafı. Ondan sonraki safhasına geçmedik. Ama bir güvenlik açığı var mıydı, yok muydu anlamında. Kontrol hani evet. Bizimki çoğu insanın açıktır diye düşünüyorum. Ya o yüzden ne yapmanız gerekiyor? Size hanımefendi kasiyer şeyi sorduğunda Money Club kartınızı şeyinizi bir tane cep şey cüzdanınızda bir kağıda yazın. Numaram burada. Lütfen yazın. Geri alın. WhatsApp'ımıza senin listende kayıtlı olmayan kişilere resim göstermemek gibi bir özellik de var. Onu işte aç. Yani herkesin o yani o dediğim gibi yani şimdi o sizin WhatsApp'ta kullandığınız bir şey. Doğru iş yapıyorsunuz onu yaparken. Yani şimdi işte gizlilik politikaları. Yani şimdi örneğin şu furya çok yaygın. İşte ben telefonla konuşuyorum veya Google'da bir arama yapıyorum. Ne yapıyorum? İşte bir araştırma yapıyorum. İşte deney tüpü yazdım. Devamlı bana işte deney malzemeleri falan evet, çıkartıyor diyorsunuz. Bana çıkartmıyor. Özelden mi arıyorsun? Yok, özelden de aramıyorum. Bana çıkartmıyor çünkü bendeki Google güvenlik ayarları içerisinde ben benim o verilerimin saklanmasını, şey yapılmasını ve onlarla her ilgili olarak ver, evet, oradan da Google'a dönüp şey yapmıyorum. Diyorum ki hani bu veriler üzerinden bir bana şey yani reklam Google diyor ki mi? Yani çok o da paket bir laf veya işte Apple uygulamamızın işte geliştirilmesi açısından veri paylaşımını kabul ediyor musunuz? Size daha iyi hizmet vermek için biz bunu yapıyoruz. Hayır kardeşim. İşte yani bana daha iyi hizmet vermek istiyorsan sen kendin çalış yani. Mühendisine oturup çalışır. Geçen hologram konusunda da öyle olmuş. Yani mağazaya giriyorsun. Onunla ilgili anında mesajlar, reklamlar hemen karşına çıkıyor. Instagram'da bile bir anda ya bakın, sonra. Şimdi Google'ın ama Google diyorum, Apple'ın şöyle harita uygulamasında şöyle enteresan bir şey vardı. Ben arabaya ne zaman binsem ev adresinize şu kadar mesafe diye söylüyor. Allah Allah dedim yani bir değil, iki değil, üç değil yani hani şeyi anladım tamam yani hani benim saatlerimi mi kontrol ediyor? Üç aşağı beş yukarı benzer saatlerde çıkıyorum ama hani eve gideceğimi nereden biliyor, ne alaka falan. Yoğunlukla kullandığınız güzergahı çünkü şu alet hani açık olduğu anda şimdi bunun içinde bir ayarlar kısmında bir, öyle de bir yerde ki hani onu bir arkadaşım söyledi yani normal güvenlik ayarlarınızın içerisinde değil kel alaka bir yere atmış Google şey Apple onu buldum kapattım kapattıktan sonra aletin onu o şeyi bize de gösterdi ya onu şimdi hatırlamıyorum onu bakayım tekrardan şey ya arabayı bir de sürekli bildiriyor arabanız şurada şurada park halinde hani onu sonra kendisi onu şey yapıyor herhalde aynen harita özellik tabii ya. Yani işte şey zaten arabaya bindiğinizde Bluetooth otomatikman devreye giriyor arabanın mekanizmasıyla arabadan verileri o ona veriyor o ondan alıyor. Şimdi bunların hepsi de esasında nesnelerin interneti dediğiniz meseleyi gündeme getiriyor. Yani burada baktığınızda esasında arabanızın bir internet bağlantısı yok ama telefonunuza bağlandığı andan itibaren arabanız bir internet bağlantısı olmuş oluyor. Bu internet bağlantısıyla beraber bir GPS sistemi içerisinde bir veri aktif verme noktasında, takip noktasında bir süreç başlıyor. Şimdi buralarda da işte dönüp baktığınızda işte işin içine yapay zeka dediğimiz kavram girmeye başlıyor, algoritmalar girmeye başlıyor.
Şimdi burada da şey çok enteresan, bu yapay zeka dediğiniz mesele kimden çıktı, nasıl çıktı? Bunun hikayesi de çok ilginç. Alan Turing diye bir adam var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yani şey, yapay zeka ile ilgili araştırmalarda okumuştum. Bu adamcağız, şöyle söyleyeyim size, Enigma diye bir şey vardı, Imitation Game diye bir film vardı. O filmi hatırlıyorsunuz işte. Evet, işte o film o beyefendinin hayatını anlatan bir şey. Bu 1950 senesinde bir makale kaleme alıyor. Esasında hikayesi şöyle başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman istihbarat birimleri çok kapsamlı bir şifreleme ağı kullanıyorlar. Bu şifreleme ağı çünkü İngilizlerin çok başını ağrıtıyor. Çünkü radar dediğiniz sistem devreye girene kadar Alman bombardıman uçaklarının öncül keşfini temin edemiyor İngilizler ve İngiltere ada olması sebebiyle Almanlar özellikle U-2 botlarıyla, yani denizaltıların biraz daha küçük olan versiyonlarıyla Atlantik üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, çünkü zaten Paris Avrupa ile bağlantısını koparmış vaziyetteydi. Franco İspanyolcu da destek vermiyordu. Atlantik'ten gelen kaynakları da şey yapınca Amerika'nın şey, İngilizlerin tek bir şeyi kaldı, hava ikmali. Bununla alakalı olarak da işte Alman savaş hava kuvvetleri çok büyük bir şey yapıyor ve İngiltere'ye devamlı sürekli bir bombardıman şey altında Londra'yı yakıp yıkmaya başlıyorlar. Bununla alakalı olarak bu saldırıların şeyiyle alakalı olarak şifre kırıcıları. Bu şifre kırıcıları dediklerimiz insanlar matematikçiler esasında. Bunlar oturup permütasyon hesapları içerisinde, ihtimal hesapları içerisinde bir şifrenin olasılıklarını, şifreleme şeyinde bu ne olmuş olabilir olasılıkları üzerinden kırmaya çalışıyorlar. Ve şöyle de bir şey var, Almanlar her gün bu şifreyi değiştiriyor. Her gün değiştirdiğinden dolayı bu şifreyi... Bir şey söyleyeceğim, çok enteresan değil mi? İnternetin bulunması da Amerikan ordusunda iletişimden, hep yine bir ordu yani. Hani ya tabii, şimdi maalesef insanlığın tarihinin şöyle bir kötü tarafı var. Yani insanlık tarihinde teknolojinin gelişimine sebep İyilik olan, bizim kendimizi... tanımak içinde tanımladığımız modern insana evirdiğimiz tüm gelişmelerin arkasında esasında bir askeri teknoloji ve ordu şeyi var. Bu hikayede işte bu istihbarat şeyleri yapılırken Almanlar her defasında her gün şifreyi değiştirdiklerinde İngilizler çözüyorlar şifreyi, yani insan gücüyle, ama hep geç kalıyorlar. Hep bir adım geriden geliyorlar. Bu adamı göreve çağırıyorlar ve bu bir makine yapmam gerekir. Yani bunu insan gücüyle, olasılık hesaplama şeyiyle işte bin kişi çalıştırarak bulamayız, kıramayız. Eş güdümlü aynı şeyi yapacak şey. Çünkü bilgisayar dediğiniz şey esasında 0-1 mantığıyla çalışır. Yani klasik bilgisayar bununla ilgili şey yaptığınızda sayar, yani hep bir şey yapar. O yüzden sıra dizileri, işte permütasyon hesaplamaları gibi, olasılık hesaplamaları gibi vesaire şeyleri çok seri bir şekilde yapabiliyor. Ama tabii bu alet o zamanki işlemci hızı itibariyle, çünkü CPU dediğiniz işte işlemcisi bilgisayarın şeyi, o işlemi ne kadar hızlı sürede yapabileceğiyle alakalı olarak ona getirilen şey, onun şeyi çok şey. Ve Enigma dediğiniz makine tahminen bu salonun 3 katı büyüklüğünde bir şey. Ve çözüyor, buluyor ve ondan sonra da işte bilgisayarların atası dediğiniz makine ortaya çıkıyor. Ve Alan Turing, makineler zeki midir diye bir makaleyi 1950 senesinde yazıyor. Bunu yazarken de bir makinenin zeki olup olmadığını tespiti açısından bir, buna Turing testi diyorlar esasında, ama bu bir oyun. Imitation Game de oradan çıkıyor. Kullandığı tabir bu. İmitasyon, yani kopyalama oyunu diye bir oyun geliştiriyor. Bir üçlü set var, sorucu, bir tane de sorgu hakimi var. Bunun karşısına yazılı olarak bir bilgisayar ekranı üzerinden chatbox diyorlar bunlara, chatbot diyorlar yani bu bilgisayarlara o tarihlerde, yazılı cevaplar veriyor, karşılıklı sohbet ediyor ve sorgu hakimi bilgisayar mı, erkek mi, kadın mı, esasında Turing onu erkek kadın noktasından giriyor. Onun sebebi de şu, cinsiyeti tespit etmeyle ilgili sorgulatıyor. Çünkü kendisi eşcinsel esasında. Üçüncü bir cins olduğundan dolayı ben o oyuna girsem beni bilemez muhtemelen gibi bir kavramla şey yapıyor. Ama Turing'in temel mantığı şu, sorgu hakimi sorduğu sorular ve aldığı cevaplarla kimin bilgisayar, kimin insan olduğunu ayırabilir. Ve şöyle bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki 50 sene sonra diyor, 1950'de bunu yazıyor. 50 sene sonra diyor bilgisayarlar, yani makineler bu zeka testini geçecek, %30 oranla insanları kandıracaklar. Yani kendilerinin insan olduğuna ikna edecekler.
Bu 50 yıl olmuyor ama bir 10 yıl sapmayla gerçekleşiyor. Eugene adında Rus yapımı bir bilgisayar bu testi geçiyor ki bu Turing'in testi 1990'da bir üst versiyona evriliyor. 2000'lerin başında tekrardan test yenileniyor, sorular şeyler çünkü gerçekten de bilgisayar şey yapıyor. Ve bu işin ilk şeyi Kasparov, meşhur Rus şey, IBM'in Blue dediğiniz bir bilgisayarına yeniliyor. Yani Kasparov dünyanın en büyük satranç ustası bilgisayara karşı kaybediyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor, AlphaGo örneğin bundan yaklaşık 10 sene sonra da 2010'ların ortasında dünyanın en büyük Go oyuncusunu yeniyor. Çünkü AlphaGo kendi kendine öğrenen, işte bilgisayar öğrenmesi dediğiniz mekanizmanın işletildiği bir yazılım esasında, Google'un yanılmıyorsam. Her gün kendisiyle oynuyor AlphaGo. Yani ilk başta insanlarla oynatıyorlar. İnsanlarla oynanırken oyunun çözüm şeylerini, kavramlarını, kurallarını, kural setlerini öğreniyor. Öğrendikten sonra kendisi oynamaya başlıyor. Şimdi bilgisayar dediğiniz yapay zekanın öğrenmesi sürecinde şu ana kadar gelinen noktada en mühim olan hadise, sınırlanabilir bir alan içerisinde kaldığında bu makine, algoritma kendisini çok hızlı geliştiriyor. Çünkü şöyle bir şey vardır, kişisel gelişimcilerin anlattığı, aramızda psikologlar var, psikolojiyle ilgilenenler var. 10 bin saat değil mi? Yani mükemmelliyet anlamında 10 bin saat diye bir şey vardır. 10 bin saat boyunca bir uçuş yaparsanız, işte bir aleti kullanırsanız, bu 10 bin saat meselesi sizi bir konuda yetkinlik ölçütü olarak kabul ediyorlar. Şimdi makineyi şöyle düşündüğünüzde, siz bir Go oyuncusu olarak, bir insan olarak en verimli olarak kendi zihninizi kullanabildiğiniz süreç 6 saat olsun. Yani işte çok IQ'su yüksek, işte zekası yüksek olan insanlardaki verimliliği vesaireyi de işin içine kattığınızda en verimli, en etkin şekilde insan zihnini kullanabileceği maksimumdaki süre 24 saat diyelim. Yani şöyle söyleyeyim, hayatınızda hiç uyumaksızın geçirdiğiniz süre ne kadar? Uyumaksızın. Non-stop. 48 saat. Hadi 3 olsun yani. Zaten sonra üçüncü günün akşamı bir yerde bayılıyorsun. Ötesinde bir şey yani. Yok. Evet. Ben hukuk fakültesinde ben de şöyle bir şey olmuştu. Üçüncü sınıf mıydı? Dördüncü sınıf mıydı? İşte hukuk usul muhakemesi o zamanlardı. Sınavıyla yanlış hatırlamıyorsam ceza özel. Aynı haftaydı. Pazartesi bir tanesiydi. Perşembe bir tanesiydi. Pazardan başladım, çarşamba gününe kadar uyumaksızın geçirdim. Çünkü sınavlara çalışıyordum. Perşembe sınavından önce uyudum, uyandığımda sınav geçmişti diye cezayı da kaçırmıştım yani şeklinde. Bir şeye yakalanmıştım. Yani sonuçta hani benim de maksimum çıktığım saat işte o ne oldu? 76 saatlere kadar falan uykusuz geçirdiğim bir süre yaşadım hayatımda ama bir noktadan sonra şöyle bir şey oluyor zaten yani 30 saati devirdikten sonra uykuyla ihtiyacınız çok fazla kalmıyor yani evet. O gidiyor ama 48'i geçtikten sonra artık biraz da böyle hafif hafif şeyler başlamaya başlıyor. Yani bilinçsizce hareket etmeye başlıyorsun evet, evet. Yani. Bir saçmalıyorsun. Tabii yani arada hani görmediğiniz insanları görürüz olduğunuz şeyler falan ne işlemiyorsunuz. Şimdi işte insan zihninin bu sınırlılığı, zaman mekan meselesindeki kabiliyetsizliği bu arkadaşlar da söz konusu değil. Yani yapay zeka dediğiniz mesele algoritma veya işte o yazılım. Uyku yok. Uyku yok. İşte o AlphaGo günde ortalama Go oyununu işte bir de hele kuantum bilgisayarlar dediğiniz mekanizmada devreye girdikten sonra bu işlemci hızları deli gibi arttıktan sonra aynı anda kendisiyle 10 tane oyun açabiliyor. 10 tane masada geçiyor. Tabii 10 tane masada dolaşıyor. Şimdi orada da yani böyle bir öğrenme süreci içerisinde işte Go şampiyonunun karşısına oturttuklarında 1 milyondan fazla kez kendisiyle oynamıştır. Ve tarumar etti, bitirdi. Şimdi böyle bir öğrenme mekanizmini çalıştırdığınız bir sistemin
karşısında insan zihninin durması ne kadar mümkün? Şimdi bunun tartışmalarını ateşleyen adam da Hawking'ti. Hawking çıktı dedi ki ya bunlar iyi hoş da yani gelecekte bunlar insanları öldürür arkadaş. Hani yapmayın etmeyin bunları bu kadar geliştirmeyin bunların önünü bu kadar açmayın falan diye. Orada tabii bir şehir efsanesi şeklinde dolaşan bir mesele var. İşte Facebook'un kendi yapay zeka programında işte iki bilgisayar kendi arasında yeni bir dil geliştirdi. İşte bilgisayar programcıları, projeyi yönetenler şoka girdiler, kapattılar. Bu esasında biraz şehir efsanesi. Evet, orada bir dil meselesi söz konusu. Çünkü bilgisayar şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kendisini geliştirmek üzere iki bilgisayar oluşturuyorlar işte Tim'le Alice herhalde isimlerini şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Birbirleriyle konuşarak kişisel şeylerini geliştirecekler. Onlara verdikleri görev içerisinde de şeyler var. Şapka, top, bir tane daha bir şey var. Hani bunun üzerinden çünkü Facebook şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Sanal tezgahtar. Yani pazarlık yapacak, alışverişte, siz gittiğinizde sizle konuşan şey esasında bir bilgisayar algoritması olsun ki hani süreç daha hızlı gitsin, ben tezgahlara para vermeyeyim falan filan. İşte yani onun insani olarak sahip olma duygusu içerisinde işte sapkayı mı alacaksın, işte sen sapkayı al ona onu bırak, şunu bırak. Şimdi orada işte... bütün ihtimalleri şey yapıyor. Ha, yani şimdi yani. Bilgisayara şöyle bir şey veriyorlar. Diyorlar ki sapkayı alırsan şunları bırakacaksın ama sapka seni mutlu edecek mi? Tatmin olacak mısın? Tatminlik de öğretmeye çalışıyorlar. Bilgisayarlar konuşmaya başlıyor. Süreç gidiyor gidiyor. Bir noktadan sonra diyorlar ki İngilizce yetmiyor. Yani İngilizce tanımları, yani dili bilmediklerinden dolayı, İngilizcenin o nüanslarını bilmediklerinden dolayı, edebi anlamda işte orada da Ali Baba'nın patronunun o ifadesi, işte ne maydı adamın adı ya, neyse onun söylediği işte hani çocuklarınızı sanatsal meselelere, çünkü yapay zeka onu yapamıyor. Yani edebi anlamda, ifade anlamında bir dil kullanmakta zorlanıyor, duygu yoğunluklu işleri yapmakta zorlanıyor. Orada işte diyorlar ki bu iki bilgisayar kendi arasında hani bu kod sistematiği içerisinde bu dil bana yetmiyor. Koda bağlanmış giden bir şey. Çünkü ona diyorlar ki hani sende bu olursa sen başarılısın. O devamlı cevap veriyor. Toplar bende. Me too diye cevap veriyor. Öbürü de diyor ki top sende olsa bir şey ifade etmez. Top sende olsa bir şey ifade etmez diye. Böyle bir şey orada diyorlar ki yani bir dil karıştı, şey oldu, yeni bir dil üretti dedikleri şey esasında bu. Yeni bir dil geliştirmediler. Ama olmama ihtimali var mı? Hayır, yok, yapabilir. Çünkü bu kendi kendine öğrenme süreci içerisinde çok büyük bir şey oluyor. İşte şimdi hukuki boyutunda da burada işte etikçilerle beraber, yani ahlak felsefecileriyle beraber hukukçular oturuyorlar. Diyorlar ki bu yapay zeka öğrenmesi, deep learning, kendi kendine öğrenme, derin öğrenme diye tabir edilen şey nereye kadar gitmeli? Hangi meselelerde bunlar olmalı? Ve hangi alanlarda yapay zeka devreye girmeli? İşte sağlık alanında girmeli mi acaba? Ama işte şimdi bu soru, bu bütün anlattıklarınızda bu soruyu yani hani bir anlamsız geldi şöyle. Sonuçta bu robotlar seni beni dinlemeyecek ki hani ona nasıl bir sınır koyabileceğiz ki yani hani tamam biz yapıyoruz o kodlaması arka planda sonuçta onların oluşmasını insanlar yapıyor ama sürekli kendini güncelleyen bir sistemden bahsediyoruz. Ya işte şimdi zaten ne etik bilir ne kural bilir yani. Şimdi oradaki hikaye şu, işte diyorlar ki bu yapay zeka geliştirenler yok diyorlar, bu iş oraya kadar varmaz. Zor bir olasılık. Bir grup da diyor ki hayır olur mu canım, bu oralara kadar da gidebilir, bu kendi kendine inisiyatif. Yani şimdi şeyin söylediği, Turing'in söylediği şeylerden bir tanesi hani zeki makineler sizi kandırabilir, insanımsı olarak sizi şey yapabilir ama nerede iş şeye giriyor? Örneğin Turing'in makalesinde ifade ettiği şey, makineyle insanın ayrıştığı en temel şey duygu. Duyguyu işin içine soktuğunuz anda makine cevap veremez. Çünkü insanı insan yapan şey duygu. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi hologramda evlenen adam geldi aklıma.
Ay o çok gündem oldu ya yani hani demek ki bunlar çok duyulacak ha. Böyle şeylerde. Ha, şimdi orada ne var işte yapay zeka şimdi nerede devreye giriyor? İşte bu şeyde Black Mirror'da işte bir sezonundaki bölümün bir tanesinde işte adam ölüyordu anılarını işte bir şeye aktarıyorlardı. Çok etkilendi. Üçüncü sezon ikinci bölümüne öyle bir şey. Olabilir. İşte... Yenisini yapıyorlar. Ha, tabii şimdi örneğin Luca diye bir şirket bunu yapmaya çalışıyor. Gerçekten. Evet tabii. Bu yani. Ölen adamın hatıraları sesi. Tabii yani çok sevdiği çok sevdiği bir arkadaşının anılarını canlandırmak için onunla yapmış olduğu tüm yarışmaları şeyleri bir yapay zekanın içerisinde bir bilgisayar programının içerisinde ona öğretti. Onun gibi tepkiler ve cevaplar vermeye çalışıyor. Bunu başka bir firma daha ileri boyuta taşımaya çalışıyor. Bunu şeyde duymuştum. Öldükten sonra öyle bir yapay zeka kodlanacak ki sosyal medyanızda sen yaşıyormuşsun gibi senin adına senin şeylerine paylaşımlar tabii. Yapıp chatbox mı deniyor? Ona da bir şey chatbotlar öyle işte ha, öyle bir şey söyleniyor. Bu da yeni pazarlanan ölümsüzlük. Evet, evet, evet. Şimdi mesela Türkiye'de böyle BOT diye galiba chatbot. Değil mi? BOT chatbotlar yani bunlar bot zaten hani şey şimdi diyorsunuz ya işte biraz Google'da bot yani hani... Twitter'da bot hesaplar var. Hani öldüm gittim yani bırak beni. Benim kemiklerim orada. Şimdi şu anda bakın Twitter'da bot hesaplar var. Şimdi Twitter'daki bot hesaplarda örneğin ne yapıyorlardı? İşte bir trend topic yapmak adına anlatabilirim. Bot hesaplar otomatikman bilgisayar yazılımıyla devreye sokuluyor. Bir başlık işte Murat Keçecilerin içinde geçtiği anlamsız kelimeler yığınını onlar chatbotlar yazarak tweet atıyorlardı. Şimdi bir sonraki fazda bu şey dönmeye başladı. Twitter bir algoritma yazdı. Bu chatbotlar tarafından atılan anlamsız içerikli mesajları dil dil tanımlamaya başladı. O trend topic kapatmaya başladı. Devreye girdi. Ama burada insan oturmuyor Twitter'ın şeyinde. Orada da bir yazılım var. Bakıyor, analiz ediyor. Ha diyor bu trend topic yapan mekanizmanın içerisinde bot hesaplar yoğunlukta at bunu arkaya. Bunu kendi kendine anlama aşamasına geliyor. Evet. Yani yoksa oturup da Twitter'ın kendi yazılımcıları ha bu şeyle başlamış bilmem ne diye değil. Orada tabii şeyleri de analiz ediyor. İşte atılan tweet'e şikayet ne kadar geliyor? O ne oluyor? Bu ne? Yani o verileri toparlayarak şey yapıyor. Şimdi bu hikayenin çıkış yeri de Big Data'dan başladı işte zaten. Yani bu algoritma dünyası, yapay zekanın şeyi. Çünkü Big Data işin içine girene kadar bu yapay zeka çok bir ilerleme kaydedemedi. Yani şöyle söyleyeyim, Macintosh'un ilk tanıtımında Steve Jobs'un 84 senesinde ki şeyinde çıkar şeyi konuşturur. O kadar mekanik bir bilgisayar sesiyle konuşur ki ama salon yıkılır yani çünkü ilk defa bir bilgisayar konuşuyordur. Esasında konuşmuyordur. Steve Jobs'un yazdığı harfleri seslendiriyor. İşte buradan başlayarak gelen süreç içerisinde şimdi bugün birçok banka işte şeyde bir kadın konuşuyor size. Kadın sesi. İşte bana almak istediğiniz hizmetle ilgili 3 kelime söyleyin. İşte kredi kartım çalıntı gibi diye de örnek veriyor size. O bilgisayar işte. Orada bir ben ay bununla hiç hoşlanmıyorum. Çünkü benim söylediğimi anlamadığı zaman ben çok sinirlendim. Evet. Bununla ilgili çok komik bir şey var. Yandex'te şimdi bakın şöyle işte bu mekanizma şimdi şöyle çalışıyor. Sesi de iyi değil yani. Değil. Algısı çok kısırdı bence o bilgisayar. Ya işte gitgide geliştiriyor kendisi. Ya erkekler kadından talimat almam diye Yandex'in erkek versiyonunu çıkartmışlar. Ya şaka inanamadım ya. Evet evet. Gerçekten. Ben de bir kadını seçtim. Tabii Mert var, şey var. Tabii seçiyorsunuz. Ece var, Mert var. Mesela bir ortamda oturuyoruz, burada oturuyoruz. İşte atıyorum bu işlemi siz yapmamışsanız lütfen işte 444 bundan kaçmayın. Ben de sinir oluyorum açıkçası. Arıyorsun. Şimdi bu ortamda oturuyoruz. Ben arıyorum kulaklıkla veya böyle. Hani herkesin bunu duymasına gerek yok. Ben bu şekilde de söyleyeyim. Ne yapmak istediğimiz işlemi söyleyeyim. Hoparlörü ya arkadaş niye söyleyeyim? Yani tuş diyorum 1'e tuşla, 3'e tuşla, 5'e tuşla beni yönlendir. O bana daha iyi geliyor. Evet, ya yani. Da bu ortamdan çıkacağım. Gideceğim başka bir yerde. Kredi kartımı kullanmışlar. Yani bunu niye söyleyeyim sana ya? Anlamadım işte. Diyor ya da, ama sonra zaten. Anlamıyor da yani öyle değil. Anlamadım. Ondan sonra ben çok darlanıyorum.
kredi kartını kullanıyor. Nasip diyor. Başka şeye de yönlendirmiyor seni müşteri temsilcisine. Bin tane açıklama yapmışsın. Çünkü hayır, çünkü orada şey, müşteri temsilcisine yönlendirmiyor çünkü müşteri temsilcisi yok. Yani, olan müşteri temsilcisi de o esnada muhtemelen iki tane veya üç tane. Yani çünkü şöyle bir şey var, bu yoğunluklu çağrı hizmeti karşılığında IVR dedikleri işte sesli mesaj sistemleri niye devreye girmeye başladı? Çünkü çok yoğunluklu insana ihtiyaç duyulan bir şey ve mekansal anlamda bunu çalıştırmanız mümkün değil. Evden hizmete döndüler. İşte bu VoIP ses hizmetlerinin verildiği IP telefonlarla beraber esasında santral bir Kars'ta veya işte ne bileyim Ardahan'da bir yerde ama çağrı hizmetine cevap verenler Türkiye'nin 81 ilinde evlerinde oturuyorlar. Örgü örerken bir telefon çıkıyor işte. O yüzden zaman zaman kötü kötü sesler gelebiliyor arkada. Tabii tabii. Yani belli temel şeyler... Bir emek var. Sonuçta bir insan çalışıyor ve maaş alıyor. Tabii yani şimdi... Bir de canlı kanlı bir insan. Bu böyle gitti. Daha sonra işte Enerji Bakanlığı çıktı. Dedi ki yok arkadaş dedi bak böyle istemiyorum. Benim sektörümde çalışan işte elektrik temini dağıtım şirketleri sizin şeylerinize ben standart getiriyorum dedi. Berat Bey'in bakanlığı zamanında. Onlar tekrardan adam gibi çağrı merkezi kurmak zorunda kaldılar falan. Yani şimdi bunlar gidiyor geliyor ama hani giden teknolojinin trende baktığınızda call center çalışanı, call center operatörü, call center operasyon yöneticisi diye kavramları bundan 3 sene sonra, 4 sene sonra kesinlikle kalmasın duymayacaksınız. Zaten. Ben kurum işi de yapıyorum. Call center ekibinde çalışacak, çağrı merkezde çalışacak eleman bulamıyorum. O kadar kötü. Ya kalmıyor. Orada evet makine olabilir belki. Yok zaten şöyle yani orada da şimdi işte dün kanunlaştı. Artık abonelik sözleşmelerinde siz kağıt ortamında basılı icra takibi açmayacaksınız. Merkezi takip diye bir sistem devreye giriyor. O avukat otomatikman işte UYAP sisteminde doğrudan doğruya online olarak bu takibi açacak falan filan. Yani teknoloji her yerde işte gündelik hayatımızı etkiliyor. Ha şimdi işte bu yapay zeka meselesinde işte en büyük tartışmalardan bir tanesi biz buna ne kadar serbestlik vereceğiz? Bununla ilgili tartışmalar var. Bununla ilgili hukuki sınırlamalar ve sınırlandırmalarla ilgili konular tartışılıyor. Neyi sınırlandıracaklar? Hiçbir araştırmalarla ne? Ilgili. Yok ki yani. Hiçbir sınırlama yapamazsın ki. Engellemeyecek bir zaman evet. Sonra. Evet. Aynı şeyi öğrenebilen bir şey. Aynen öyle. Onu da ortadan kaldırmazsın. Evet. Evet. Onun için baştan yapılmayacak. Seher'e göre. Yani sınırlayamazsın. Kendisi evet. Düşünen ve kontrolü olmayan evet. Bir insanın kontrolü bellidir. En fazla delirir. Ya. Elinde bir tane kaleşnikof alır. Çıkar 20 kişiyi öldürür. Bize de iş çıkar. Ondan sonra ama onun üstüne ya da terör örgütü başı olur. Yapacağı şey belli. Ama bir bilgisayarın aynı anda hackleyebileceği ve bozabileceği ya da düşürebileceği uçak, gemi vesaire çok şey var. Yani, ulaşabildiği noktada. Hı hı. Yani şimdi işte buradaki en temel şey şu dediğiniz gibi yani bu teknolojik gelişimi durduralım mı? Bunun önünü açalım mı? Yani hukukçuların tartıştığı. Ben karşı. Durdurulsun. Şimdi orada da tabii şöyle bir şey var. İşte Çin 2020 senesinde dünyanın en büyük yapay zeka üssünü elde edebilmek adına 25 milyar dolarlık bir fonla bir çalışma başlattı. Bu çalışma son hızla devam ediyor. Ondan sonra işte Amerika Birleşik Devletleri 2014 senesinde Obama başkanken bir yapay zeka strateji planı yayınladı. Dubai Bakanlık kurdu. Evet, bu stratejik planların içerisinde şey yapılıyor ama burada uluslararası bir şeyle bu işin etiğini yani bu işte çalışan yazılımcıların bu işin etiğiyle ilgili olarak eğitilmesi, bir şeye bağlanması, bir kurala bağlanması gerektiği söyleniyor ama tabii şimdi burada klasik daha önceki teknolojik gelişmelerden de gördüğümüz üzere işin içinde internet ve bilgisayar olmasından dolayı siz bunu bir kurala bağlasanız da arka planda işte görünürde çalışan sistemin dışında arka planda başka bir yerde başka bir planda sistemde çalışabilir. Şimdi burada da işte bunlar yeni, hukukçuların şeyi siz ne öngörüyorsunuz yani? Yeni şeyde ya bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size yeni trend içerisinde şunu da tamamlayayım onu şöyle yapalım. Bir başka boyutta işte bu robotlar meselesi yani şimdi yapay zeka dediğiniz şey tek başına robot değil robot dediğiniz şey de bir de fiziksel mekanik bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi otonom
robotlar dediğimiz, bizim otomatlar dediğimiz şeyler esasında 1960'lardan 70'lerden beri hayatımızda olan kavramlar esasında. Çünkü Endüstri 3.0 dediğiniz hikaye esasında otomatların devreye girmesiyle ortaya çıkan, bant üretiminin üstüne bir insan sayının haricinde işte o meşhur otomotiv fabrikalarında örneğin görürsün, böyle işte kaynak yapan bir tane kobra saniyede tak 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 böyle aynı, yani bir dakika içerisinde 60 noktaya kaynak basabiliyor ve insan kaynakçının onu yapması mümkün değil. Şimdi bunlar otonom robotlar olarak tanımlanıyor. Şimdi yeni nesil robotlar ise bu otonom robotlardan daha farklı. Daha mekansal özgürlüklere sahip olacaklar, işte yapay zeka ile desteklenen bir yazılıma sahip olacaklar, karar mekanizmaları olacak vesaire. Ve gene silah endüstrisi ön planda çıkıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Rus ordusunda da yapay zeka ile desteklenmiş karar süreçlerinde kendi başına harekete doğru gider robot savaşçılar söz konusu. Yani işte Rusların örneğin şey yaptıkları, son tanıttıkları robot aynı anda işte birden fazla silah kullanma kabiliyetine sahip, işte iki eliyle birden fazla iki tabancayı böyle hedefe doğru şekilde bile, yani hedefim yani ilk planladıklarında çıkartıp takır tukur çıkarken şimdi hedef gözeterek ateş açıyor falan filan. Ve burada da ilk etapta işte bu mekanik robotların veya işte insansız hava araçlarının, şunların bunların ilk etapta kurtarma faaliyetlerinde, işte bomba imha vesaire gibi temel insanın hayatını işte kolaylaştıracak, insan zayiatını azaltacak meselelerde biz kullanacağız iddiasıyla ortaya çıkan bir süreç bu şekilde başlayıp gidiyor. Fakat bu süreç gelinen noktada artık biraz daha bu masumane kılıfın dışında olaylara doğru da gitmeye başlıyor. İşte Dynamic Robots dedikleri işte bu MIT'nin üniversitenin bir şey var. Bir robot şeyi böyle bir köpeğe benziyor. Pluto gibi hatırlayın, böyle dört ayaklı bir robot görmüşsünüzdür evet, biliyorsunuz. Şimdi işte bu robotlarda şöyle bir problematik sorun var. Örneğin şimdi siz bir garson burada görevlendirdiniz ve ona bir talimat verdiniz. Boşalan bardağı doldur. Anlatabildim mi? Garson gelir, bardağınızı boşaldıkça doldurmaya başlar. 1, 2, 3, siz şöyle bir hareket yaptığınızda garson anlar ki ben bunu doldurmayacağım. O hayır, yani boşalan bardağı doldur. Dolduruyor. Devamlı, yani hiç sekmeden kesinlikle. İşte örneğin ona diyor ki kapıdan dışarı çık. Yani o videoyu ben izledim de şoka girdim. Kapıdan dışarı çıkmaya çalışıyor. Yazılım ekibindeki vatandaş kapıyı tutuyor, onun kolunu itiyor. Şey yapıyor, o bir daha kapıyı şey yapıyor, tekrar saldırıyor, kuyruğundan çekiyor, itiyor kendisini, bazı parçaları koparcasına o kapıdan çıkmak için gayret göre çıkıyor. O yani, emri aldı çünkü. Evet, yani çünkü odaklanma, çıkıyor. Hedefleme, ona çık. Yani oradan güvenli bir şekilde çık, işte öyle kimseyi kırmadan çık, şöyle çık, böyle çık gibi bir sınırlama ona vermiyorsanız o çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Orada birini öldürmüş, öldürmemiş, yani, bilmem ne. Veya ölünce ne olacak sonuçları bilmeden. Bu şekilde, bunu da öldürecek. Gibi şeyler tartışılıyor. Şimdi işte bu robotlarla ilgili olarak da şimdi Avrupa Birliği'nde komisyon şeyi tartışıyor, çalışıyor. Amerikalılar da bunu çalışıyor. İşte hep gene etik meselesine geliyoruz. Yani çünkü bunlar nerede duracak, bunlar neleri yapacak, bu işin etiği nasıl olmalı, ahlakı olmalı, ne olmalı. Bunun haricinde de bu robotların yapmış oldukları işlemlerden kim sorumlu olacak? Anlatabilir miyim? Yani sorumluluk hukuku dediğiniz, bizim işte esasında tehlike sorumluluğu dediğimiz bir kavram vardır hukukta. Nedir bu tehlike sorumluluğu? En hızlı şekilde sizin trafik kanununda yapmış olduğunuz arabanızı alıp trafiğe çıktığınız anda siz o aracı kullanmaktan kaynaklı bir tehlike sorumluluğu içerisinde kendinizi alıyorsunuz. Çünkü teknolojinin hızlı gelişmesinden dolayı bu sorumluluk kavramını 1900'lü yılların başında sanayi devrimiyle beraber hukuk camiası demiş ki arkadaşlarım sen bu aleti, edevatı kullanıyorsan bundan kaynaklı riski de önüne alıyorsun. Bu riskten bir menfaat elde ediyorsun. Elde ettiğin menfaat karşılığında da bu teknolojinin sana getirdiği avantajların risklerinden de sen sorumlusun. Burada ne vardır? Sorumluluk hukukunda temel belli başlı şey anlatırız. Biz deriz ki işte illiyet bağı olacak. Ne demek illiyet bağı? Yani fiille olay arasında
bir bağlantı olacak. O bağlantı kopmamış olacak. Yani işte ben bu bardağı aldım, attım. Bu bardağı alıp atmamla bardağın kırılması arasındaki mesele benim eylemim. Araya bir başka bir şey girmemiş. Bir şahıs arkama silah dayamamış. Veya işte ben bunu yaparken Havva Hanım'ın üzerine dökülecek kahveyi engellemek ve Havva Hanım'ın yanmasını engellemek için bunu yapmamışım. Araya bir şey girmemiş gibi bir şey. Üçüncüsü işte şahısla olay arasındaki şeyde şey olacak. Yani suçun faili net belli. Yani hem suçta da hem işte haksız fiil sorumluluğu dediğimiz sorumluluk meselesinde de hikaye böyle işliyordu. Ama ondan sonra biz dedik ki kusursuz sorumluluk. Bir de kusur. Yani ne demek kusur? İşte İhmal, ben gerekli özeni göstermedim, bakımımı yapmadım, onu yapmadım, bunu yapmadım veya kasıt, anlatabildim mi? Gibi bir meselenin de işin içinde olması gerekiyor. Yani kasti olarak mı ben o hareketi yaptım veya ihmali davranışlarından dolayı mı o hareket gelişti, bunları da bakıyoruz. Ama tehlike sorumluluğu dediğiniz mesele de kusursuz sorumluluk devreye giriyor. Ben kusursuz aramıyorum. O adam o hareketi bilinçle mi yaptı, bilinçsizle mi yaptı, hiç benim şeyim değil. Siz arabanızı kapınızın önüne koydunuz. Anlatabildim mi? Ben geldim, bir yere yetişmem gerekiyor. Arabanızı verir misiniz Havva Hanım dediniz. Ne demek Murat Bey, olur mu? Buyurun dedi. Verdi arabayı. Ben aldım, kontağı çevirdim. Tak giderken bir hanımefendiye, bir beyefendiye çarptım ve ölümüne sebebiyet verdim. Ben suçlu muyum? Direksiyonda ben oturuyorum. Havva Hanım suçlu mu? Ne alakası var Havva Hanım'ın olayla? Havva Hanım suçlu değil, değil. Havva Hanım da suçlu. Çünkü Havva Hanım araç sahibi. Tamam. Şimdi robotlardaki mesele bununla çözümlenebilecek mi? Yani robot benim, gitti birini öldürdü. Ay hiç böyle benim bir mülkiyetimde robot, anlatabildim mi? Öldürdüğü adama ben tazminat ödeyecek miyim? Ben ödeyeceğim, robot benim. De, robot bunu yaptı ama bu robotu üreten adam ne oldu? Onun sorumluluğu hiç yok mu? Yazılımını ya ona kodlayan aynen öyle. Aynen. Veya o işte yazılımda bir zafiyet var mı? Ben onu takip edebilecek yetkinlik demiyorsun. Bir arabanın servise götürülmesi, bakımının yaptırılması, arabanın kullanan şahıs ben olmamdan kaynaklı olarak direksiyondaki şahsın ben olması, işte arabanın sahibi olarak o şahsı benim gene iznimle, yani çalıntı araba olsa Havva Hanım'ın şeyi oradan devre dışı kalıyor. Ay ne kadar çok detay mi olacak. Ha, şimdi burada baktığınızda bu robotun birisini öldürmesinden kim, nereye kadar sorumlu? İşte o arada bir de hacker mı girdi? Evet, yazılım hacklendi mi? Öyle bir şeyin ispatını nasıl geliştireceksiniz? Yapabilecek misiniz? Yapamayacak mısınız? Evet, şimdi işte hukukçular bunlar üzerine çalışmaya başladı. Eski klasik anlamda bizim tehlike sorumluluğu belli noktaya kadar cevap veriyor mu? Evet veriyor ama bu tehlike sorumluluğunu bugünün teknolojisine ilişkin dahi eksik kaldığı hukuk adaletinin, işte vicdani meselenin... Vicdan diye bir kavram olmayacak işte. Yok yani o makine için olmayacak da ben yargılayan hukukçu olarak gene bir vicdanla yargılayacağım. Şimdi ben o Türkiye'deki hukukçular mı tartışıyor, dünya... Türkiye'de de tartışan arkadaşlarımız var ama sınırlı sayıda. Tabii bu ağırlıklı olarak dünyada giden bir mesele. En son İtalya'da bir tartışma program vardı. İşte Gönenç oraya katıldı, Gönenç Gürkaynak. İşte yani Türkiye'de daha ziyade bu işin biraz daha şeyini yapıyoruz biz, klasik moda tabirle, ya robotların hukuki şeyi, Konya'da işte bir seminer düzenlenmiş, işte robotların haklarını alacak. Yani şimdi işin orası çok uçuk bir şey. Yani şimdi robotlar yaşam hakkına sahip olur mu? Ya kardeşim şimdi yaşam hakkı dediğiniz kavram, anlatabildim mi? Yani şimdi... Ya şimdi biz örneğin eşya hukukuna baktığımızda, tamam mı? En büyük tartışma eşya hukukçularının 1940'lı yıllarda yaşadığı şeylerden bir tanesi embriyo veya insandan kaynaklı işte kan, anlatabildim mi? Organ satılır mı satılmaz mı? Yani çünkü eşya hukukunun konusu mal, yani insan olmayan her şey, çünkü köleliğin yasaklanmasıyla beraber insan mal statüsünden çıkmıştır. İnsana bağlı olan şeyler mal olarak değerlendirilip satılır mı satılmaz mı? Bunun ticareti yapılıp yapılamaz mı? Kavga burada çıktı. Zilliyetli kime ait olacak, o ne olacak, bu ne olacak? Hukukçular bununla bayağı bir kafa yormuşlar. O tarihi dönüp okuduğunuzda, ettiğinizde sayfalar dolusu makaleler falan filan var. Şimdi biz işin böyle hemen emtia tarafında, yani robotlar işte kim, işte robota biri zarar verdi, kim karşılayacak? Ya kardeşim sen onu bırak, önce robot kime zarar verdi, ne yaptı ne etti, oradan gidiyor. O niye tartışılmış? Diye
Böyle de zihin açıcı böyle konular var. Tekrardan hukuk fakültesine dönüp öğrenci olmak isteyeceğiniz günler gelebilir. Heyecan duyucu, çok böyle merak değişik, verici. Bu tip tartışmalarında olduğunu söyleyeyim. Hukuk ve teknolojiyle ilgili çerçeveyi böyle tamamlayayım. Evet. Biraz sizle karşılıklı evet, sohbet edelim. Yani çok böyle derinlemesine, teferruatlı böyle hukuki bir şeyle sizi boğmadım umarım.